değil misiniz? Değilim. Ateşim var. Alev alev yanıyorsun. Hastaneye gidelim. Hastane olmaz. Geliyorum ben. Soyunman gerek. Ne? Islak bez getirdim. Ateşin düşsün diye. Soyunman gerek. Kafanı çevirecek misin? Elbette. İçimde bir şey kanıyor, keskin bir vedanın yarası sızlıyor. Yüzümde uzadın. Bir şey soluyor, aynı soğuktur ama iyi gelecek. Rengi kayboluyor. Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor. Çevir kafanı da adam gibi yapmış. Şiirler hep dargın, dualar şifasız. Ömrüme mıhlanmış bir cümle. Kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana. Kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana. Kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana. Kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana. Tamam, tamam. Isınır biraz da. Geliyorum. Ateşim var. Korkacak bir şey yok. Hepsinin yüzünden oldu zaten bunlar. Benim yüzümden olmadı. Sana soğuk suyun altına girme demiştim. Üşüttüm bak. Tamam tamam. Sus. Kül olur kalbindeki samanla. Yana 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 yana. Şöyle öre yatın. Geliyorum ben. Polise haber verecek miyiz? Şimdilik gerek yok. Oraya varınca bakarız. Ne kadar var peki? Oraya varmamız en az 2-3 saat. Sabah bulur belki. Doğru düzgün bir adres de veremedi ki çocuk.
Söylediği adresi yazdım baba navigasyona. Elbet yakınlarına gideriz. Orada da soracak birilerini buluruz illa. Bas biraz daha, bas. Söyleyeceksin bana. Ne söyleyeceksin? Anne konuşsana, ne diyeceksin? İçine gelecek işte. Annemi gördüm. Anladım. Sait duyurdun zaten. Görüntüleri var. Bana bir şey söylemek istiyor gibi. Ne görüntüsü? Nerede? Görüntüler işte. Görüntüde bir şey söylemeye çalışıyor ama söyleyemiyor. Nerede bayan? Hastayken kaydettiği görüntülerde. Bir şey söylemeye çalışıyor ama söyleyemiyor. Sen o yüzden mi tekrar bana geldin? Bilmiyorum.
Hiçbir şey bilmiyorum. Kime güveneceğimi bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana güvenebilirsin. Sana niye güveneyim ki? Kalbine sor. O sana doğruyu söyler. Benim kalbim bana hiç doğruyu söylemedi Maraşlı. O ne demek? Söyleseydi doğru insanı bulmuş olurdum. Doğru insan diye biri yoktur bayan. Yalnızca güzel hatıralar vardır. Şu anda kalbimi paramparça ettin. Üzgünüm. Bunu birine yapması gerekiyordu. Ailem beni çok seviyor. Sen yanılıyorsun. Öyle olmadığını göreceksin. Bunun için de üzgünüm. Bana bir şiir okur musun? Neyi? Güzel şiir okuyorsun. Bana da okur musun? Şimdi mi? Hı. Tamam. Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin. Bugün dudağında başka bir tat var. Boyunda başka bir yücelik. Bugün kırmızı gülün bir başka daldan. Ayın gökyüzüne sığmıyor bugün. Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş. Hangi yanından kalktın bu sabah? Söyle. Bir başka kavga var dünyada senin yüzünden. Dünyada bir başka gidiş. Biz senin gözlerinden gördük. Aslanlara meydan okuyan o ceylanı. Başka bir ovası var o ceylanın bugün. İki cihandan da dışarı. Seven insanın ayağı mı yok? İşte ona ölümsüzlük kapandı. Yukarılarda onunla uçar gider. Gözlerinin denizinde onu arama. O inci bir başka denizde. Bakarsın bugün sever bu yürek. Yarın sevilir. Bakarsın. Yüreğimin özünde başka yarınlar var.
Sen hiç aşık oldun mu Maraşlı? Hayır. Neden? Vaktim olmadı. İlkokul, ortaokul, lise. Yok. Ama evlenmişsin. Kendime bir yuva kurmak istedim. Mantık evliliği yani. Hayır. Bu kadar değil. Sevdim. Ama aşk mı bilmiyorum. Aşk ne sence? Aşk insanı kendi olmaktan alıyor. Bana göre değil. Senin için en önemli olan şey bu mu? Kendin olmak mı? O zaman aşık olmamalısın. Sana aşk hakkında bildiğim en kötü şey söyleyeyim mi? Asla nereye gideceği bilinmiyor. Hadi biraz daha hızlı. Hadi. Onlardan önce varmamız lazım. Adamların hazırlıklı değil mi? Merak etmeyin Savaş Bey. Hazırlıklıyız. Bu gece biraz eğleneceğiz. Ne kadar kaldı? Bir saat kadar baba. Babamı aradım. Babam geliyor. Biliyorum. Muhtemelen savaşta gelecek. İspat istemiştin ya. Her şeyi anlamana çok az kaldı bayan. Senin için neden bu kadar önemliyim? Sen dinlemene bak. Ben dışarıdayım. Bildiğin dağın başı burası. Oğlum bir daha bak şu navigasyonu, doğru yerde miyiz? Evet baba, burası. Ama bölge olarak gösteriyor. Cadde sokak ismi yok ki tam konum versin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır, yolunuzu mu kaybettiniz? Ya Karaçay diye bir yer varmış yakınlarda, burası mı? Eskisini mi arıyorsunuz, yenisini mi arıyorsunuz? Kaç tane Karaçay var ki? Vallahi buralar olduğu gibi Karaçay'dır. Ama aşağısı vardır, yukarısı vardır. Siz nereye arıyorsunuz tam olarak? Bir dağ evi varmış buralarda. Dağ evi dediğiniz koca ormandır. Dağdır burası. Dağın neresindeymiş bu dağ evi? Bir bilsek
bir tabeladan bahsetmiş Karaçay diye. Var mı buralarda öyle bir tabela? Tabela vardır ama eskisi vardır, yenisi vardır. Hangisi olduğunu nereden bileceksiniz ki? Doğru. Nereden bileceğiz? Baba burada zaman kaybetmeyelim. Aramaya devam edelim. Belki bir yol mal bir şey buluruz daha evine giden. Eyvallah. Hadi yolunuz açık olsun. Ben söylemeden kimse bir şey yapmayacak. Kimi bekliyoruz Savaş Bey? Geldiklerinde görürsün. Maraşlı. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun burada bu ovada? Kuşları dinliyorum. Uyumadın mı bütün gece? Alışıyız biz askerden. Az sabah etmedik gözümüzü kırpmadan. Niye uyumadın ki? Birini mi bekliyorsun? Bilmem. Bunu sen söyle. Evet babama söyledim. Geliyorlar, yoldalar. Büyük ihtimalle yanlarında jandarma, polis biri de gelir, seni de tutuklarlar. Bugün ak koyun, kara koyun belli oluyor bayan. Umarım dediğiniz gibi babanız gelir. Bir dakika, bir dakika. Sen babamı aradığımı biliyorsun. Bilerek aramamı istedin, değil mi? Babam gelsin ama Savaş da gelirse... Gelecek. Aileden biri haberi sızdırdı bile. Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Burası biliyor. Ben oranın attığından bile emin değilim de. Beni bir kez bile yanıltmadı ama. Ah Maraşlı, niye vurmadım ki ben seni zaten? Bayan. Ne? Uyu. Ateşiniz düşmüş. Sana en fazla birkaç saat daha dayanacağım ya. O yüzden iyi hissediyorum kendimi. Yok. Hala haber yok bunlardan. Azize ulaşamıyorum. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Bilmiyorum ki. Polisi mi arasak? Ah İlhan. Alo İlhan. Neredesiniz ya? Aklımız çıktı. Anca arayabildim, kusura bakma. Her şey yolunda. Mauri bizimle. Oh çok şükür. Oh. Tamam sen iyi misin? Sesin yorgun geliyor. Başımıza acayip acayip işler geldi. Gelince anlatırım. Babam Sadık aradı. Gelip bizi alacak. Tamam canım tamam. Bulmuşlar mı Mauri? Evet. Ay çok şükür. Sadık Bey babam aradı mı sizi? İlhan'la konuştum şimdi. Aradım. Ben de gidiyorum diye haber vermeye geldim. Tamam. Görüşürüz. Aziz de iyiymiş değil mi? Herkes çok iyiymiş. Merak etme Firuze. Oh, çok şükür. Oh. Oh.
acele et. Acele et baba, patlayacak bu. Bana içecek bir şey ver. Oh, çok şükür. İyisin değil mi? Vallahi evde dört döndük merak. Bu adam niye geldi? Ne yüzle geldi bu adam? Biz istedik. Konuşacaklarımız var. Evet Celal Bey. Memnun musunuz? Beğendiniz mi yaptığınızı? Az daha cayır cayır yanıyorduk lan arabanın içinde. Nasıl yani? O Savaş nasıl buldu sizi? Beni bulmadı. Sizi buldu. Yani? Ne demek istiyorsun? Onu ben de merak ettim. Şöyle ki, benim de size sorularım var. Neymiş? Bizi nasıl buldunuz? Ben aradım babamı. Nasıl? Senin sakladığın telefonu buldum. Sonra da babamı aradım. Ama bence sorun bu değil. Savaş orayı nasıl buldu? Biz arayıp söylemedik herhalde. Tamam da bizi aradığınızı nereden biliyordu? Biz aradık Savaş'ı. Hatta ben konuştum. Senin onun çalıştığını düşündük. Hala da öyle düşünüyoruz. Yani en azından ben düşünüyorum. Hı hı. Anladım. Demek ki Mavra'nın burada görmeyince sizin peşinize takıldı. Şimdi de biz mi suçlu olduk yani? Şuna bak ya, şuna bak. Nasıl da sıyrıldı işin içinden değil mi? Oh ne güzel sıyrıldın be. Sen buradan herkesin içinden Mavra'yı kaçır, Allah'ın dağına götür. Biz gelelim orada hepimiz ölümden dönelim. Sonra gel burada bizi suçla. Oh! Biz nereden bileceğiz senin adamı aramadığını? Biz nereden bilelim senin Savaş'a çalışmadığını? Belki de bizi tuzağa çekmek için yaptın. O kadar da değil. Saçmalamayın artık. Kardeş, sen çok konuşma istersen. Mahur Hanım'ı Savaş'ın arabasına koyan ben değildim değil mi? Adam tehdit etti herhalde. Aziz Bey de şahit. Hı hı. Çaresiz kaldım Mahur. Eğer o manyan dediğini yapmasaydım seni de beni de öldürecekti orada. Ben sana zarar verecek bir şey yapmam biliyorsun beni. Tamam. Tamam Ozan anladım. Anlıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu herif hepsini en başından beri kendi tezgahladı. Ödül aldığı gece de Mahur'un hayatını kurtardığı falan yok bunun. O ne demek şimdi? Hayır ben senin ağzını Ozan. Birisi bana ne olduğunu açıklamak ister mi? Baba? O gece Savaş'ın tuttuğu bir kiralık katil seni öldürmeye çalıştı. Maraşlı kurtardı seni. Peki benim neden bundan haberim yoktu? Olsa ne olur ki? Hepsini kendi uydurdu diyorum. Ozan sen bir susar mısın? Gerçek mi bu? Evet, oldu öyle bir şeyler. Ben istedim senin bilmemeni. Kimsenin suçu yok. Daha fazla korku, paniğe kapılmanı istemedim. Kusura bakmayın ama bu hesaplaşma bitmez. Bana müsaade.
Celal sen bize müsaade et. Dışarıda bekle. Eyvallah. Polis niye geldi şimdi? Biri polisi mi aradı? Ben aradım Aziz Bey. Oğlum sen ne diye kendi kafana göre iş yapıyorsun sormadan etmeden? Ha? Ne diye? Bizimle emniyete geliyorsun. Sebep nedir? Zorlu al koymaktan hakkında şikayet var. Götürün. Pardon memur bey, ne oluyor burada? Baba ne dedim ben size? Dur kızım, çözeceğiz. Konuşacak bir şey yok. Şikayetçiyiz, götürün. Kız kardeşim kaçırdı bu herif. Tamam, siz de gelin, iyi olur. Hayır, bir dakika. Şikayetçi falan değilim ben. Kaçırmadı beni kimse. Hanımefendi, karar verin. Kaçırdı mı, kaçırmadı mı? Yani bizi şu anda zor durumda bırakıyorsunuz. Kaçırdıklarını iddia ettikleri kişi benim değil mi? Mahur Türel. Ben de size kaçırılmadığımı söylüyorum. Kendi rızamla gittim ben. Yalan söylüyor memur bey. Yalan söylüyorsa burada ne işi var? Memur bey, ben şikayetçi değilim. Bir yanlış anlaşma olmuş. Biz aile arasında çözdük meseleyi. Problem yok. Allah Allah. Tamam bırakın abi adamı. Binin arabaları. Akşam akşam başımıza iş alacağız. Yürüyün. Sen haklıymışsın. Sana bir özür borçluyum sanırım. Haklı olmaktan mutlu değilim. Tamam da ne yapacağım ben şimdi? Ya ne düşünmem gerekiyor onu bile bilmiyorum. Belki de gerçekten Savaş babamları takip etmiştir. Aileden kimse haber vermemiştir. Sence? Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim aklım almıyor. O adam sana ne söyledi? Kim? Savaş. Sen nereden biliyorsun ki bir şey söylediğini? Bugün ona ateş etmeme engel oldun bayan. Sana ne söyledi? Ömer diye birinden bahsetti. Babamın eski ortağı. Babanın nasıl zengin olduğunu öğrenmek ister misin falan dedi. Ne bileyim, ne demek istedi onu da anlamadım. Belki de sadece kafanızı karıştırmak istedi. Belki de. Ama bunun cevabını sadece o verebilir. Bak. Bu gece git. Güzelce uyu, dinle. Her şey zamanla ortaya çıkacaktır. Tamam. İyi geceler o zaman. Size de iyi geceler. Thank you.